İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Gehan Manukyan, 2014 Kuzey Irak, Şengal ve 1915 Batı Ermenistan. Aynı resim, aynı türkün el yazısı. Ermenilere karşı uygulanan Armenosit olmasaydı ne olurdu? Bakü, anayasa değişikliği olmadan Doğu Ermenistan'la barış anlaşması imzalamayacağı konusunda bir kez daha ısrar ediyor. Batı Ermenistan şehirleri Van, Cıknavor Tapınağı'na giden yeni bir yol, Berkaber Köyü'nün muhtarı Azerbaycan birliklerinin mevzilerden birinden çekildiğini doğruladı. Hayk Mardirosyan, Bakü temsilcisini yenerek gümüş madalya kazandı. Doğu Ermenistan Parlamentosu'nun Ayastan adlı grubun üyesi Gehan Manukyan'ın Facebook paylaşımı. Bugün kardeş Ezidi halkımızın başına gelen trajedinin Şengal'deki Ezidi soykırımının 10. yıl dönümünü birlikte anıyoruz. Şengal bölgesindeki binlerce masum insan, kadınlar, çocuklar, inşaat işçileri Türkiye'nin desteğini alan aşırı İslamcı yanlılarının kurbanı oldu. Binlercesi kaçırıldı, on binlercesi ise göçmen oldu. Şu iki resme bakın. Yıl 2014, Kuzey Irak, Şengal, ve 1915 Batı Ermenistan. Aynı görüntü, aynı Türk'ün el yazısı. Resim de aynı, matem de. Anma da aynı, cellat da aynı. İkiz millet olarak kazanacağımız hukuk da, adalet de aynı. Tarihin karanlık sayfası olan 1894-1923 Ermenilere uygulanan soykırım Arminosit, Ermeni halkı ve dünya üzerinde silinmez bir iz bırakmıştır. Peki 24 Nisan 1915 sıradan bir gün olsaydı ve soykırım Arminosit olmasaydı ne olurdu? Bu soru Ermeniler açısından tarihsel, kültürel ve jeopolitik çıkarımlar için farklı yolları ve daha geniş anlamda araştırmamıza olanak tanıyor. Osmanlı İmparatorluğunda gelişen yerli Ermeni milleti. Eğer Armenosid olmasaydı Ermeni milleti Osmanlı İmparatorluğunda gelişmeye devam edebilirdi. Ermeniler ticaret, eğitim ve sanat alanlarında önemli rol oynayarak bölgenin ekonomik ve kültürel alanına önemli katkılarda bulunmuşlardır. Soykırım, Arminosid'in olmaması bu milletin gelişiminin devam etmesine ve bölgenin çeşitliliğinin zenginleşmesine olanak tanıyacaktı. Kültürel mirasın korunması kiliseler, okullar ve kültür merkezleri de dahil olmak üzere Ermeni kültürel mirası daha iyi korunacaktı. Bu miras Ermeni halkı için zenginlik olacaktı. Diaspora tarihinin farklı yolu. Soykırım Arminosi sonucunda ortaya çıkan diaspora çok daha küçük olacaktı. Zulümden kaçarak dünyanın dört bir yanına dağılmak zorunda kalan Ermeniler kendi topraklarında kalarak daha güçlü ve sürekli bir kalkınmaya katkıda bulunabilirlerdi. Fransa, Amerika Beşik Devletleri, Arjantin gibi yurt dışında büyük toplulukların oluşumu daha az belirgin olacaktı. Ulusal psikolojinin yeniden doğuşu Ulusal travmanın ve hafızanın yokluğunun bulunmaması farklı bir psikolojik ve kültürel evrime yol açabilirdi. Ermeni halkı geçmişin acıları olmadan geleceğini inşa etme konusunda kendini daha güvende ve sakin hissedecekti. Genel anlamda Ermenilere karşı uygulanan soykırım Ermenosit olmasaydı Ermeni halkının tarihi daha istikrarlı ve sürekli olacaktı kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmanın daha uyumlu bir yolu, Ermenilerin dünya kültürüne ve kalkınmasına daha fazla katkıda bulunmalarına olanak tanıyacak ve böylece kendi Batı Ermenistan Devleti'ndeki ortak insan mirasını zenginleştirecekti. Bakü Cumhurbaşkanı'nın özel temsilcisi Elçin Amirbekov, Özgürlük Ajansı'nın bölge muhabiri Josh Kuşera ile yaptığı röportajda, Resmi Bakü'nün Doğu Ermenistan'ın anayasasını değiştirmeden, daha doğrusu ana kanundan bağımsızlık bildirgesini çıkarmadan Yerevan'la barış anlaşmasını imzalamayacağı konusunda ısrar etmeye devam ettiğini duyurdu. Röportajın tamamını aşağıdaki linkten dinleyebilirsiniz. Van, Batı Ermenistan'ın 7 vilayetinden biriydi. Van Gölü kıyısındaki şehir 2846 yıl önce Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından kuruldu. Şehrin orijinal adı Tuşbay'dı. Van şehrinin bir ayna, Yervan Davan, Şamirama Gert, Van Sob gibi başka isimleri de vardı. Van aynı zamanda Vaspurakan Prens Sülalesi Arzurinlilerin çoğaldığı Büyük Aykın Vaspurakan Eyaleti'nin merkezi şehriydi. Van zengin bitki örtüsüne, güzel bahçelere sahipti. Kentin bahçeler bölgesine Aygistan adı veriliyordu. Van isminin gerçek kökeni bilinmiyor. Ermeni kralı Van'ın adıyla ilişkilendirilir. Bir başka versiyona göre ise bir Biaynili'nin fonetik versiyonudur. 1915 yılında Türk birlikleri şehri kuşatarak adeta yeryüzünden silmiş şehirde yaşayan Ermenileri katletmiştir soykırım Arminosid sırasında Van halkı Türk birliklerine karşı kahramanca bir mücadelede bulundu. Katliamlardan sağ kurtulan Ermenilerin bir kısmı Doğu Ermenistan'a yerleşti. Şehri işgal eden Türkler Ermeni mahallelerini yok etti. Bugün Türk hükümeti bu topraklardan soykırımın Armenosid'in utanç verici damgasını silmek ve bölgeyi bilişsel turizm merkez haline getirmek istiyor. Van şehrinde eski büyük medeniyetlerin mimari izleri ve doğal jeolojik olaylar korunmuştur. Van Kalesi, Millattan önce 9. yüzyıla kadar uzanan Urartu Kralı'nın incisidir. Ayrıca Urartu Ayanız Kalesi de mevcuttur. Van, pek çok ünlü Ermeninin sanat ve bilim insanının ana vatanıdır. Holgumo köyü ile şehir arasındaki geçitte yer alan münzevi cıknavur zahkavank türbesine, insanların türbeye hacca giderken rahatça inebilmeleri için iki demir basamak ve oraya giden bir yol inşa edildi. Tüm bunların öncüsü hayırsever Tumas Çiftçiyan'dır. Ancak inşaata yerel yetkililer ve Hulgumu köyü sakinleri de katkıda bulunmaktadır. Ahalkalak Belediyesi Sakrebulo Başkanı Nairi İritsyan, İnşaata yerel yetkililerin ve Hulgumo köyü sakinlerinin katkıda bulunduğunu söyledi. Hulgumo halkı arazilerini kiraya veriyor ve toplanan parayı köyün imarına harcıyor. Hayırsever Tumas Çiftçiyan, köylüler için olanaklar yaratmanın önemli olduğunu düşünüyor. Bugün itibariyle iki adet demir merdiven ve küçük bir köprü inşa edilmiştir. Yolun iyileştirilmesi henüz tamamlanmadı. Çiftçiyana göre yol betonla kaplanacak. Hayırsever Tumas çiftçiyan yaptığı açıklamada nüfusun kayalık uçurumlardan aşağı inmesi sakıncalıydı. Bu yüzden merdivenler inşa etmeye ve insanların cıknavara ulaşmasını kolaylaştırmaya karar verdim. Ayrıca insanların yıkanması için bir havuzda yaptırdım. Çünkü herdeki su çok kirli ve yıkanmak mümkün değil. Havuzda temiz kaynak suyla dolu dedi. Tumas Çiftçiyan, yol iyileştirme çalışmaları sırasında inşaatçıların ismi Tumas ile aynı olan amcasının mezar taşını da bulduğunu ifade etti. Azerbaycan ordusu mevziden çekildi. Burası Doğu Ermenistan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın sınır muhafızları denetimine girdi. Berkaber muhtarı Dikran Harut Dünya'nın News IM ile yaptığı görüşmede Yaklaşık bir ay önce Azerbaycan'ın Tavuş bölgesinin Berkaber Kızıl Hacılı sınırları içerisinde kalan bölümünden çekildiğini ifade etti. Sputnik Armenya Ajansı 1 Ağustos'ta Azerbaycan sınır muhafızlarının Tavuş bölgesindeki Berkaber mevzilerinden birinden çekildiğine dair doğrulanmamış bilgileri bulunduğunu yazmıştı tarafların mutabakata vardığı gibi burası Doğu Ermenistan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın sınır muhafızları denetimine girdi. Azerbaycan Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı birimlerinin bu mevkide sınır belirlemenin yapıldığı pozisyondan çekildiğini belirtmek gerekir. Doğu Ermenistan Satranç Federasyonu tarafından bildirildiğine göre Doğu Ermenistan'ın önde gelen satranç oyuncusu Hayk Mardirosyan'ın katıldığı satranç atlı takımı Dünya Yıldırım Satranç Takımı Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Ekipte Richard Rapport, Alexey Sarana, Hayk Mardirosyan, Vidi Santos Gujrati, Jordan Van Forest, Erdoğmuş Yağız Kağan, Anna Muzicuk, Hampi Koneru ve Muhtar Aynakul yer aldı. Hayk ayrıca bireysel yarışmada da madalya kazandı. Üçüncü masada Ermeni satranç oyuncusu ikinciliği elde etti. Şampiyona kapsamında Hayk Bakü'nün bir numaralı satranç oyuncusu Şehriyar Mahmet Yarov'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Saygıdeğer izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.